yaşları. İneklerde az önce söylemiştik, ırklara göre değiştiğini, sütçü ırklarda etçilere göre daha başkadır. Pubertasa ulaşmanın iki kriteri vardır. Biri yaş, ikincisi yetişkin şeyin canlı ağırlığı. Yani canlı ağırlığını kriter alarak. Burada da bakın, burada en önemli faktörlerden birinin vücut ağırlığı olduğunu söyleyelim. Örneğin etçi ırklarda pubertas erişkin vücut ağırlığının %50'sine, sütçülerde %35-45'ine ulaştığında gerçekleşiyor pubertas. Burada da yine farklı ırk hayvanlarda, örneğin Holsteinler 240-260 kilogram canlı ağırlığa, Herefordlar 270-300 kilogram, Angus'lar ise 230-250 kilogram canlı ağırlığa, yetişkin canlı ağırlıktan bahsediyorum. Buna ulaştıklarında pubertasa ulaşıyorlar. Burada da yine bakın, sütçü ırklarda vücut ağırlığının %30-40'ına, yine etçi ırklarda %55-65'ine, koyunlarda da %40-63 arasında ulaştıklarında pubertasa ulaşıyorlar. Evet. Özellikle burada da bir kez daha gördüğümüzde bakın, etçi ırklarda biraz daha, özellikle de Hereford gibi, yine Simmental gibi ırklarda vücut canlı ağırlığı daha fazla pubertasa ulaşma zamanında sütçülere göre. Bir kez daha burada da özetini geçecek olursak, pubertası demek ki en önemli genetik, besleme, çevre şartları ve hormonal durum etkilediğini söyledik. Hormonal durum deyince neyi anlıyorduk? Özellikle feromen etkisini, yani bunun çevre, zaten işte az önce söylemiştik yine. Özellikle ışık, günlük ışık, karanlık saati, yine işte soğuk veya sıcak, tropikal iklim gibi çevresel faktörler etkiliyor. Zaten genetik, biliyorsunuz en önemli faktör genetik, ama bunlar da belli oranda etkiliyor ve besleme. Beslemenin çok önemli bir rolü var. Özellikle bakın, düvenin beslemesinde aldığı yem çok önemli. O yüzden hani geçen derste de anlatmıştım, buzağılık döneminde öncelikle buzağa tam yağlı sütü vereceğiz. İşte yine kaliteli kaba yem vereceğiz ve özellikle de buzağa başlangıç yemi vereceğiz. Bunlar hem enerji bakımından hem protein bakımından son derece zengin. Buzağa beslemesi bakımından. Düvelik döneminde de ne vardı? Yine düveler için özel yemler vardı. Bunların protein, vitamin, mineral oranları genelde dengeli, oldukça önemli. Burada da yine bir takım besleme ile pubertasa ulaşma yaşı arasındaki ilişkileri görüyorsunuz. Özellikle besleme oldukça önemli burada da, gördüğümüz gibi. Beslemenin burada rolünü gösterebiliriz. Yine şu grafik önemli, bir kez daha bakın. Besleme şeklinin pubertasa ulaşma yaşı arasındaki ilişkileri burada gösteriyor. Yani beslemenin pubertas üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu bir kez daha bu grafikte bize hatırlatıyor dedikten sonra. Yine hızlı bir şekilde kısraklardan ele alacak olursak, kısraklar biliyorsunuz mevsime bağlı poliösrük hayvanlar. Gün ışığının uzadığı, yani günde uzunluk şey, aydınlık sürenin karanlık süreye göre uzun olduğu dönemlerde. Bu da ülkemizde nedir? Kuzey yarımküre ülkelerinde artık ocakla başlıyor. Dikkat edin, günler uzamaya başladı. Yani günlük aydınlık süresi karanlık süresinden daha uzun olduğu dönemlerde ovaryal aktivite gösteriyor. Bunun da nedeni nedir derseniz, melatonin. Çünkü melatonin kısraklarda ve kedilerde ovaryal aktiviteyi baskılıyor. Yani gonadotropin salınımını olumsuz etkileyen bir hormon. Ve melatonin üstündeki baskı, yani melatonin salınımı azaldığı için gonadotropinler üzerinde baskı kalkıyor ve kısraklar ovaryal aktivite gösteriyor. O nedenle kuzey yarımküre ülkelerinde dikkat edin, günlerin en uzun olduğu, işte ilkbahar aylarından sonbahara kadar dönem, ki ona aşım sezonu da diyoruz. Çoğunlukla ülkemizde de öyle, kısraklar Mayıs-Haziran aylarında çiftleştirilir. Çünkü o dönemde nedir? Ovaryal aktivitenin en şey olduğu, maksimum olduğu dönem. Bunu hemen söyleyelim hızlı bir şekilde. Ekvatoral veya bölgeye yakın bölgelerde kısraklar yıl boyu ösrus gösteriyor. Diyeceksiniz ki hani bu melatonin etkisini nasıl gösteriyor derseniz, gözde fotoreseptörler var. Günlük
karanlık ve ışıkla ilgili değişiklikler o gözdeki fotoreseptörler algılıyor. Ve bu reseptörlere de işte merkezi sinir sistemine bildirerek hormonal değişim oluyor. Şöyle bir soru sorsam, günlük ışık değişikliklerini algılayan en önemli şey fotoreseptörler gözdeki. Çok yaşayın. Peki kör hayvanlarda östrus gösteriyor. Onlar ne yapıyor? Mesela koyunlarda. Hocam, derideki kıl folikülerine bağlı. Deride de fotoreseptörler var. Kör hayvanlar günlük ışık değişikliklerini oradan algılıyorlar. Yani karanlık mı süre? Belki hiç bilmiyorum. Hiç sormadım. Şu an aklıma geldi. Acaba böyle görme özürlü bir vatandaşlar, hani onlar ışıkla karanlık şeyi ayırt edebileceklerini düşünüyorum. Hani gün olduğunu veya işte gece olduğunu, çünkü yani hayvanlar bu şekilde ayırt ediyorsa belki en azından onlarda da böyle bir şey, özellik olduğunu düşünüyorum ama sadece yorumum, belki de öyle de doğru değildir. Demek ki kısraklarda önemli, bakın fotoperyot önemliymiş. Bu da melatonin etkisiyle gösteriyor. Köpeklerde pubertas yaşı değişiyor. Küçük ırklarda daha erken dedik. Büyük ırklarda örneğin bir işte Alman çoban gibi, kangal gibi veya daha diğerlerinde biraz daha geç olduğunu söyleyelim. İlk östruslar genelde tüm evcil hayvanlarda öyle. Pubertasa ulaştıktan sonraki ilk östrusta birçok hayvanda östrusun dış bellekleri olmuyor. Sakin geçiyor. Ona sakin kızgınlık deniyor. Ya da bir subösrus diyoruz. Yani dış bellekler olmuyor. Ovaryum üstünde foliküller gelişiyor. Ovülasyon oluyor ama hayvan östrusun beldeklerini göstermiyor. Buna da sakin kızgınlık ya da subösrus diyoruz. Evet. Şimdi belki seksüel siklusun sürelerini şimdi ve evrelerinden biraz bahsedelim. İneklerde arkadaşlar siklusu proösrus, östrus, metöstrüs, diöstrüs ve anöstrüs diye belirteceğiz. İneklerde şöyle söyleyelim. Anöstrüs fizyolojik, genelde fizyolojik olması için ya inek doğumdan sonraki postpartum döneminde, bir de gebe hayvanlarda vardır. Onun dışında anöstrüs inekler için patolojiktir. Normalde bir hayvan gebe kalmadığı sürece 21 gün arayla kızgınlık gösterir. Ne zaman derseniz anöstrüse girer, doğumdan sonra biliyorsunuz o. Postpartum dönemde genelde 1-2 haftalık bir anöstrüs evresi vardır. O fizyolojik kabul edilir. Bir de gebe hayvan. Doğal olarak gebelikte bir anöstrüs vardır. Neden gebelikte anöstrüs vardır? Neden? Gebe ama işte neden? Progesteron. Progesteron gonadotropinler üzerinde negatif fitne yetki yaptığı için. Bak burada da evreyi hemen gösterelim. Bu chart çok önemli. Dikkatini çekelim. Siklusun proöstrus ve bak ne zaman başlıyor proöstrus? 18. 19. gün civarında başlıyor. Zaten östrusu 1. gün, 0. gün kabul ettiğimizde bu dönemde bakın ne var ovaryum üstünde? Regrese bir korpus luteum. Bir önceki siklusun korpus luteumu regrese oluyor. Yani progesteron salınımı düşüyor artık. Bu şekilde progesteronun gonadotropinler üzerindeki negatif kitle yetkisi, yani ortadan kalktığı için artan miktarda GnRH, FSH sonucunda hani ve ovaryumda foliküler gelişme oluyor. Siklusun proöstrüs ve östrüs evresine o nedenle biz östrojenik faz diyoruz. Östrojenik evre. Çünkü bu evrede ovaryum üstünde gelişmiş folikül olduğu için o folikül ne salgılıyordu? Östrojen. İşte o yüzden hayvanda da östrusun dış bellekleri yavaş yavaş gözükmeye başlıyor. Biraz sonra sayacağım. Sonrasında ne olur? Östrus dönemi. Östrustan yaklaşık arkadaşlar 12-18 saat sonra ovülasyon olur. Ovülasyon olunca bakın ineklerde metöstrüs döneminde oluyor ovülasyon. Ve ondan sonra inek 3-4 gün metöstrüs evresine girer. Artık metöstrüs neymiş? Dominant folikülün ovüle olduğu ve yerinde korpus hemerojikumun geliştiği, LH etkisiyle korpus hemerojikumun yavaş yavaş korpus luteuma dönüştüğü evredir. Yani metöstrüs dönemi 3-4 gün kadar bir süresi vardır. Sonra diöstrüs dönemi, diöstrüs dönemi artık korpus luteumun geliştiği, progesteron salınımının artmaya başladığı, özellikle de bu tam ortasında
Bakın corpus luteum, aktif bir corpus luteum var. Progesteron ne zamana kadar? Siklusun 16. 17. gününe kadar. O dönemde bu corpus luteum regresi oluyor. Biraz sonra da nasıl regresi olduğunu sanıyorum Mustafa Hoca pazartesi günü söyledi. Endometriyumdan prostaglandin salındığını, prostaglandin F2 alfanın corpus luteumu ortadan kaldırdığını biraz sonra da diyeceğim. Bakın, demek ki şu evre neymiş? Siklusun 5'i ile 18. günleri arasındaki evre lüteal evre. Yani progesteronun dominant olduğu evre. Yani corpus luteumun aktif olduğu evre. Oysa 18 ile özellikle de 21. günler östrojenik evre. Yani proöstrus ve östrusu içine alan evre. Şu döneme de ne diyebiliriz? Erken lüteal dönem. Yani ovülasyon olup corpus hemerojikumun, corpus luteumun gelişmeye başladığı